UEFA seni didik didik araştırıyor şu an. Eksiği bakiye vermemen lazım. 2 yıldan men cezası söz konusu olabilir. 3 kampanya başlattın. Kampanya tam şu an rayında değil. Kampanyayı desteklemen lazım. İşte ne yapacaksın? Televizyon yayını mı yapacaksın? Başka bir şey mi yapacaksın? Futbol takımını mı dahil edeceksin? Hocayı mı da getireceksin? Bir şey yapacaksın ki kampanya biraz daha hareketli hale gelsin. Ben bütün iş adamlarının ulaştığı ya da iş adamlarının getirip oluklarla para harcadığını düşünmüyorum. İşte tanıdığımız, bildiğimiz insanlar şu an kampanya destek görüyor. Ya bu kadar parasızlıkta 1 milyon euro bütçeyle nakit paranın olmadığı, sıcak paranın olmadığı bir yerde sen bu kadar transferi nasıl yapacaksın? Bu kampanyayı transferde kullanabiliyorsun değil mi bu parayı? Kullanabiliyorsun zaten. Abi yani bir de stadın isim sponsorluğu ile ilgili tabii bazı gelişmeler var. Şimdi bir Galatasaray firma bunu biraz daha hani zorlasa çözebilecek şeyi tabii öyle bir camia yani. Biraz daha bu işler dediğin gibi kupa finali falan geçsin. Oradan sonra iş başka son bir yere gider yani. Ergin yani son düzlükteyiz. Evet. Bir hafta içerisinde ya İrfan Can'ı alırsın ya Jack Ney'i gönderirsin. Ondan sonra başka bir tane forvet mi getirirsin? Hepsini göreceğiz. Ama şu anki ortak nokta herkes İrfan Can Kahveci'nin Galatasaray'da oynamasını istiyor. Yani geneline baktığımızda İrfan Can Kahveci Galatasaray'a gelmek istiyor. Metin Bol Başakşehir ticari olarak düşünüyor. Ya artık birbirlerine yakınlaşacağını düşünüyorum. Bu önemli gün de kupa maçından sonra olacak. Yüzde görüşme. Stoperlerde bir sürpriz olur mu? Luyendam ya da Marcao birisi gider mi? Marcao gitmez. Marcao artık Galatasaray'ın emniyet sübabı diyebiliriz. Çünkü Marcao hem sol ayağını kullanabilen ender stoperlerden bir tanesi. Yani sen olsan Marcao mı Luyendam mı dersen Luyendam'ın yani o planda zaten hep şu düşünülüyordu en başta transfer politikası. Biz transfer edelim. Tamam stoperimizi istiyorlar mı? İstiyorlar. Buradan bir kazanç elde ederiz, kaynak ederiz. Ne yaparız? Marco kalır, Luyendam'a satılır. Luyendam'a gittikten sonra ondan gelecek paranın belli bir kısmına scout transferi yapılıp en azından o bölgede rotasyonu rahatlatmak açısından. Sesli düşünelim. Hı hı. Marco'ya 15 milyon euro verdiler. O zaman okey. Donk zaten orada. Hı. Marco'yu hemen gönderirim. Değil hı hı. mi şimdi? Tamam. Sonuçta sen Galatasaray'ın yöneticisi gibi düşün kendini. Ben gönderirsin. Hı. O 15 ile açıyorsun zaten birçok şeyi değil mi? 15 milyon euro iyi bir anahtar. Çok çok, çok büyük çok iyi bir para. İrfan Can. Fenerbahçe kaçtan transfer yaptı Vedat Muriç'in transferinden doğru. sonra. İrfan Can, Onyekuru'yu saymıyorum. Belki Halil. Dervişoğlu. Yok yok ekstra. Ha, ekstra diyorsun. İrfan artı ekstra. Hani hoca 38 milyon euroluk bir şey sundu ya isim listesi. Bir tane forvet. Yapılabilir. Yapılabilir. Ama şöyle bir durum söz konusu. Şimdi Marco'ya hep bunu konuşuyoruz. Marco'ya sezon başında da gidecek, satıldı, satılacak teklifler var. İngiltere'den teklifler var dedik. Ama Galatasaray'ın istediği o zaman teklif bandı 12-14 milyon euro bandındaydı. Gelen teklif ise 4,5 milyon euroydu. Ve ben Marco'nun o aşamalarda satılacağını düşünmüyorum. Ama şu an 15 milyon euro teklif gelse tabii ki gider. Yani 15 milyon çünkü ederi Marco'nun ve Galatasaray Kulübü'nün beklentisi. Marka'nın daha yüksek bedellerle transfer edilmesi. Yani eğer o para verilirse tabii. Valla marka hani 15 milyon euro ciddi bir rakam ama oyun performansına bakıyorsun. Abi kolay değil bu müşterileri bulmak 15 milyon euro falan. Bir de şey devre arası bulamazsın ya. İkincisi yani buranın performans diye ama adam şimdi Kayseri Spor Gençler Birliği falan maçlarındaki performansına değil. Şimdi Cenk eğri oturup doğru konuşalım 22 milyon euroyu nerede o ederi elde etti. Şampiyonlar Ligi'nde o ederi elde etti. Yani biraz daha Galatasaray orada kalıp kendini oralara atabilse bu marka ki elindeki bence en değerli metalardan biri. En değerli meta. En değerlisi. Çok daha yukarı gider. Ha satınca yerine koyamıyorsun. Tamam 10-15 milyon euro reddedilecek bir rakam değil ama hem şampiyonluğa oynuyorsun hem adamı satıyorsun yerine koyamıyorsun. Bu sefer sekteye uğruyor sürecin. Savunmacı arıyorsun. Oraya 3-4 tane daha 2'şer 3'er milyon eurodan adam alıyorsun. Kafa kafaya geliyor o iş. Oyuncu da gidiyor, para da gidiyor. Yani acayip bir paradoksun içerisindeyiz. Ben çok satma, oyuncu satma taraftarı değilim. İrfan Can için de konuşuluyor. İşte bir sonraki satıştan %50 falan istiyormuş Medipol Başakşehir. Ben verdim 5-6 milyon euro. Bir de sattığım paranın %50'sini verdim. Ben ne anladım ki o yüzden bu işten? O yüzden alacağın oyunculara uzun süreli bayrak oyuncu yapabileceğin 6-7 sezon belki en azından 2-3-4 sezon beraber oynayabilecek bir takım dinamiği oluşturmak lazım. Çünkü yap boz. Her sene her takıma 7-8 tane transfer geliyor. İşte geldiğimiz noktada ortada. Yani bu anlaşılan o ki şampiyonluk yarışı
bayağı bir heyecanlı bir hal alacak. İşte Fenerbahçe'de Mesut Öz, Beşiktaş Hulk için adımlar atmaya çalışıyor. Beşiktaş zaten çok iyi bir oyun ortaya koyuyor. Fenerbahçe'nin kadrosu, alttan Trabzonspor öyle geliyor. Alanya'nın yine bir hamlesi olabilir. Yani şampiyonluk potası bir 4-5 takımla gider mi? Gider. Sonuna kadar demeyelim. Yani şu Mart'ın ortası gibi. Yok, gider. Yani şimdi Fenerbahçe'de Mesut giriyor denkleme. Zaten yarışın içerisinde olacak. Beşiktaş oyun gücüyle çok düşeceği, geride kalacağı şeyini, izlenimini hiç vermiyor. Çok güçlü bir oyunu var. Galatasaray zaten en kötü olduğu dönemleri yaşıyormuş havası var. Puan tablosuna bakalım. Birkaç maç kazansa direkt kafada. Yani hep zaten var ki Trabzonspor bir yüme yakaladı geliyor. Umarım onlar da o kafayı sokarlar o araya. Ben işin gideceğini düşünüyorum sonuna kadar. Yani taraftarlar merak ediyor. Bitti mi İrfan Can? Bitti mi? Ne zaman açıklanır? Ne zaman açıklanır? Şimdi haklıdır, onu soruyor. Şimdi soruyor. Sosyal medyadan da bana soruyorlar işte. Twitter'dan, Instagram'dan bana sürekli mesajlar geliyor. Şimdi şu bir gerçek. Elin kuvvetli. Neden kuvvetli? Çünkü İrfan Can Kahveci Galatasaray istiyor. Sen Galatasaray olarak İrfan Can Kahveci istiyorsun. Ama diğer taraftan maddi olaylara baktığın zaman artık fark büyük. Ama bu işlem olmayacak anlamına gelmiyor. Biz ne transferler gördük? Olmayacak dediğimiz transferler son dakika belli oldu. Son dakika. Şimdi ben buradan çıkıp şey demek isterdim. İrfan Can Kahveci Galatasaray'da ya da İrfan Can Kahveci transferi olmuyor demeyi çok isterdim. Net bir şey söylemeyi çok isterdim. Ama söyleyemiyorsun. Çünkü daha birkaç görüşme daha var ve yüzde görüşme de kupa maçından sonra olacak. Belki ondan sonra Metin Başakşehir çok farklı bir tabloyla gelecek. Galatasaray'da bu tabloya okey diyecek. Kendi maddi politikasına göre. O yüzden şimdi çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Ne görüşmeler çok ileride ne de çok geride. Şu an yüzde görüşmeler başladı. Bu da iki tarafın da istekli olduğu ve transferin ilerleyen zamanlarda çözüme ulaşacağını, olumlu ya olumsuz, seyir aldı. Bu kadar basit yani. Bunu bu kadar, böyle denklemi çözmek lazım. Ya olmazsa da olmaz. Yani bu kadar da şeye merkeze koymanın çok anlamı yok. Jagne'de, Falcao'da yaşandı bunlar. Emre Akbaba'ya ciddi bir bonservis ödemedi mi Galatasaray? Ödedi. Niye ödedi? Orada da çok ciddi bir baskı oluştu. Emre gelsin mi gitsin mi hadi oluşalım. Gelinen tablo ortada. Şimdi İrfan Can, sonuçta Galatasaray İrfan Can'la var olmadı. İrfan Cansız da yok olmayacak. Hep olacak oyunun ve yarışın içerisinde. Olursa istedi iyi bir transfer olur. Galatasaray'ın oyununu güçlendirir. Kabul. Eyvallah. Olmazsa da yani son güne Galatasaray'ın yakın geleceğini de riske atarak yok illa istiyoruz kardeşim. 3 yerini alsana 8-9-10 veriyoruz. Biz bunu veremezsin alacağız. İşte finansal fair play var. Onu aşıp. Aşamaz. Ya, işte aşamazsın ama. Aşamaz çünkü Galatasaray'ın geleceği tehlikeye girer. O açıdan bunlar yapıldığı için Avrupa'ya gidemedi takımlar. Hı-hı. Galatasaray'da böyle bir ceza. Yine onu yapmasın diyorum. Yok, başkan yapmaz. Başkanın konuda kararlı. Doğrusu bu. Olursa olur, olmazsa olmaz. Bu kadar olmaz. Çok, sezon başında bu kadar çok eleştiriye kabul etmezdi. Bu kadar çok sıkıntı yaşamazdı Mustafa Cengiz Başkan. Olmazsa da olmaz yani. Evet, olsa iyi olur. Ama olmazsa da bu kadar baskı kurup da işte bu riskleri almanın çok anlamı yok. Ben öyle düşünüyorum yani. Sonuçta Galatasaray, yani İrfan Can Galatasaray için önemli ama daha çok İrfan Can için önemli. Galatasaray forması giyeceksin yani. O yüzden Galatasaray bulur kendi oyununu, dinamiğini, kendi İrfan Canlarını. Bu kadar 8-9-10 milyon eurolara çıkmak çok mantıklı değil. Hatta 14. Hadi ben diyorum onu biraz pazarlık payı olarak gel yapmışlar. Hadi 9-10 mal oldu. Tabii 14. Ya, ne yapıyoruz canım 14 milyon euro? Ya, yani hani şimdi herkes diyor ki olumsuz da olabilir. Olmuyor ama bence yani yüzle görüşmeler başlamışsa iki tarafta en azından bir yerde buluşur. Yani bu şey olur, pazarlıktır sonuçta. Pazarlığın sonuna kadar da bu hafta son hafta, bu hafta düzlüğe çıkacak yani. O yüzden ben hep Perşembe Cuma'yı gösteriyorum ki Perşembe Cuma yüzle görüşmeler daha fazla sıklaşacak İrfan Can Kahveci transferi için. Bu kadar basit yani. Ama olmama ihtimali de var. Ya olursa güzel olur iki taraf için. Yani İrfan Can Kahveci ve Galatasaray açısından olmazsa da 2-3 tane alternatif plan vardır tabii ki. Oyun içerisinde kullanmak üzere. Ne kalabalık da bir bölge zaten Galatasaray'da o bölge. Yani çok faydalanamasa da bir saydığın zaman 7 tane falan adam sayıyorsun. Tabii tabii. Orta saha o yuvarlak etrafından hani 7-8 tane adam sayıyorsun. O olmadı velev ki kendi içinden ki hoca bunu kanatta mesela figürünün yokluğunda iyi bir Oğulcan çıkardı değil mi? Çok faydalandı. Bayağı işe yaradı Oğulcan. İşte bu sene Taylan çıktı. Geçen sene evet, seriyle Taylan'da yokluktan çıktı. Bölgede, tabii. Evet, şimdi sen transfer isteniyordu seneden başında. Gelseydi seri ya da bir 6 numara 8 alsalardı biz bugün Taylan'ı konuşamayacaktık. Ama neyi konuşuyoruz? Avrupa Şampiyonası'nda izleme ihtimalimiz olan bir Taylan'dan bahsediyoruz şimdi değil mi? İyi evet. Oynuyor. O yüzden velev ki olmadı.
Zaten mevzu maharet, o mevcut havuz içerisinde. Ben hep şunu söylüyorum. Yani, çözüm bulmak. Aynen, ben hep şunu söylüyorum. Çözüm yani, bulmak. Galatasaray'ın tamam İrfan Can'a ihtiyacı var mı? Şu an taraftarların da çok büyük beklentisi haline geldi. İrfan Can ihtiyacı var mı? Taraftar transferi açısından İrfan Can'a ihtiyaç var. Ama diğer tarafa gelirse bence Galatasaray'ın iki tane en büyük transfere ihtiyacı var. Birincisi direkt forvet bölgesi, santrafora ihtiyacı var. İkincisi de Taylan'ın alternatifi olacak. Taylan'da rotasyonda değişebilecek bir futbolcuya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben. Tamam. Sonra ama ihale taraftara kalmasın. Yani yok. Oldu da işler kötü gidiyor ya. İrfan Can'ı taraf, şimdi Falcao için öyle dedi ya Sayın Başkan. Hiç süreçlerde dahli olmayan, sadece dahli maça gitmek, dekoder almak, forma almak, vermek olan taraftar. İşin sonunda ihale taraftara kalıyor. Başkan ama kendini ama kurtarıyor. Ama taraftar ister, ama yönetimler işte, alır. Bunu biliyorsun her zaman. Tamam ama ihaleyi hani yöneten yönetim, hoca bir kenara çekiliyorlar. Olan taraftar, ihale taraftara kalıyor. Hayır, yo, canım, baktığınız taraftar... zaman Falcao transferini kim istedi? Taraftar çok istedi. Şu an ihale kime kaldı? Yönetime kaldı. Ya başkan diyor ya taraftar transferi falan diye. İster taraftar, yani siz daha fazla daha tabii ki taraftar çünkü lazım. Sonuçta karkış demeden gece gündüz ya o tabii. Gün Onyekuru transferini biz 4.30'da gece havalimanındayız. Ya bana sürekli mesajlar geliyor. Abi ne zaman geliyor? İndi mi? Uçak indi mi? Tekerlek indi mi? Tabii. Ya bu şekilde coşkulu, bu şekilde güzel taraftar grupların olması yani o coşkuyla yaşamaları beni de çok mutlu etti. Hatta ben ilk fotoğrafı beraber selfie çekerek yaptım ki herkesin merakını... İnandırıcı olsun yani, herkesin, görsünler artık herkesin yani. Ben de buradayım diye, yani güzel. Doğru. Herkesin merakını dindireyim diye. Çünkü oradaki futbolcunun gelişiyle bile biliyorsun Mesut Özil'in gelişiyle bile evet. 370 bin kişi aynı anda o uygulamada şeyi gördü. Yani uçağın gelişini, inişini gördü. O Yükür'ün transferinde de herkes online uygulamaya girdi ve ondan sonra ya saat 4.30-5 uyuyun arkadaşlar uyuyun yani hani ertesi gün diş kalkmadın. Yok. Çünkü Galatasaray'la Onyekuru'yla, Onyekuru'nun Galatasaray'a gelmesiyle coşku haline gelen taraftarlar transferi bekliyordu yani. Yani herkes, evet bak şimdi Okan Hoca da mesela dün Rize maçından sonra söyledi. İrfan Can'a gelen teklifler var ama artık onlar da bir karar aşamasında. Belki de hem Okan Hoca hem yönetim bir karar aşamasında ama İrfan Can'la ilgili şu anda hakikaten inanılmaz sorular geliyor. Hatta yani fikir ortaya koyanlar da var. Mesela? İşte Etebo artı Sekidika artı Emre Kılınç yani böyle artı artı formüller. Ama Etebo'yu nasıl vereceğiz? Holosko artı bir miktar para. Ya yeni tarafta. Aldın adamlar. Yani şimdi kısa söyleyeceğim de kimsenin hoşuna gitmiyor. Programın da formatına çok uygun değil. Ben TFF olsam kilidi kapatırım. Yasak kardeşim transfer. Yok kimse, hiç kimseye transfer yaptırmıyorum. Bitti. Mevcutlarınızla çıkın oynayın. Herkeste 25 oyuncu var yok mu? Çıkıp oynayacaksınız. İşte ama bunun her takımın yapması İşte lazım. Onu diyorum. Her takım için söylüyorum zaten. Kilidi kapatırım kardeşim sezon sonuna kadar. Mayıs'ta da bir bakarım. İkişer üçer tane kontenjan açarım. Çıkarın çocuklarınızı, gençlerinizi, faydalanamadığınız ve bir sürü maaş verdiğiniz adamlar var. Kenarda yatıyorlar. Onlarla oynayacaksın yani.